Yoldaşlar, dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Safa Kahya'nın yoldaşları, hepiniz hoş geldiniz. Kaybedişimizin 7. yılında içinde bulunduğumuz koşullar ne yazık ki fiziken yan yana gelmemize olanak tanımıyor. Fakat biz yine de sözümüzü buluşturmak üzere bir araya gelmek ve Mustafa Kahya'yı anmak istedik bir panel aracılığıyla, bu panel aracılığıyla. Elbette Kahya yoldaşı anarken çok fazla şeyden söz edebiliriz. Mesela benim aklıma ilk gelen şeylerden biri 1955'te doğduğu İbr adının türkülerini söylerken ne kadar neşelendiğidir. Ya da 1981'deki tutuklanmasının ardından 91'e kadar 10 yıllık cezaevi sürecinde Buca'dan, Eskişehir'den, Aydın'dan en çok yoldaşlarına nasıl bağlı olduğunu hissedebildiğiniz cezaevi anılarıdır. Sonsuz dayanışmacılığı, sadeliği ve emektarlıdır elbette. Fakat bütün bunların yanında elbette bir enternasyonist komünist olarak Mustafa Kahya'yı anıyoruz bugün. Ve onun devrim ve sosyalizm mücadelesine sonsuz bağlılığından söz ederek başlamamız gerekiyor her şeyden önce. Yolunu birleştirdiği 1976'da yolunu birleştirdiği Kurtuluş Hareketi'nden hayatını kaybettiği güne kadar aldığı bütün görevler, verdiği büyük emek, her biçimde ve her koşulda sorumluluk almaktan ve onları tereddütsüz yerine getirmekten hiç imtina etmeyen emektar bir yoldaşımızı da anıyoruz bugün. Dolayısıyla en çok bundan bahsetmemiz gerekiyor sanırım. Biz de bu nedenle, tam da bu nedenle, onu anarken İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği şiarı ışığında güncel görevlerimiz başlığını taşıdık panelimize. Aslında buradaki İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği bizim için çok tanıdık. Dilimize çok yerleşik. Eskidir yerleşik, eskiden beri bildiğimiz bir slogan elbette. Ama içinde bulunduğumuz durum bu sloganı her zamankinden daha hakiki bir gereklilik haline getirmiş durumda. Zaruri hale getirmiş durumda. Bu nedenle de İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği şiarını panelimizin başlığına taşıdık. Çünkü bugün bizim fiziken yan yana gelmemize de engel olan COVID-19 pandemisinin de derinleştirdiği bu çoklu kriz günlerinde elbette buna uzunca süredir eşlik eden ekonomik kriz ve diğer politik krizleri de eklersek ve dünyanın neredeyse her yerinde iktidar olan otoriter popülist blokları düşünürsek ya da bir yanda emek ve sermaye rejimlerini dönüştüren, yeniden yapılandıran yapay zeka tartışmalarını görüp bir yandan orta çağı yeniden çağıran köktenci alt üst oluşların yarattığı çatışmaları görürsek, bütün bu tablo karşısında bu sloganın aslında her zamankinden daha zaruri bir doğrultuya işaret ettiği de daha da açığa çıkıyor. Biz de yaşamı boyunca bütün enerjisini, bütün birikimini, çabasını, zamanını bu zarurete hasreden yoldaşımızı anarken görevlerimizi kendimize hatırlatmak istedik yeniden bir kez daha. Ve böyle bir etkinlik aracılığıyla analım istedik Mustafa Kahya'yı. Biraz moderasyonun sınırlarını zorlayan bir uzun giriş yapmış olabilirim. Derhal susup sözü siz değerli konuşmacılara bırakacağım ama önce bir genel olarak herkese konuşmacılarımızı sıralamak isterim. Sevgili Canan Yüce bizimle birlikte, Metin Bakkalcı bizimle birlikte, Tuncer Bakıran, Metin Çulhaoğlu, Naci Sönmez ve Mahir Sayın. Şimdi ben ilk sözü Canan Yüce'ye, Mustafa Kaya'nın yoldaşı Canan Yüce'ye vererek çekiliyorum. Teşekkür ediyorum İlkay güzel girişin için. Öncelikle üzgünüm yoldaşlar, kameramı bir türlü düzeltemedim teknik aksaklıktan dolayı. Sadece ben sizi duyuyorum, siz de beni duyabiliyorsunuz. Evet, bugün Mustafa Kahya'nın ölümünün 7. yılında buluştuk.
Sevgili Kahya'nın şahsında tüm devrimcileri anarak sözlerimi başlamak istiyorum ben de. Onun söylediği gibi bu topraklarda mücadele etmiş tüm devrimcilerin önünde saygıyla eğiliyorum. Evet, ben de sevgili Kahya'yla Sosyalist Yeniden Kuruluş sürecinde tanışma, birlikte çalışma fırsatı buldum ve her zaman onun yoldaşı olmaktan onur duydum. Onunla çalışmaktan, onun deneyimlerini paylaşmaktan ve onunla yoldaş olmaktan onur duydum. Sevgili Kahya aramızdan erken ayrıldı. Hiç beklemediğimiz bir anda ayrıldı. Elbette bütün ölümler erkendi ama Kahya'nın ölümü bizim özellikle yeniden kuruluş sürecindeki yürüyüşümüzde bize çok erken geldi. Ama gördük ki Kahya'nın ölümünden sonra aslında tüm devrimciler için çok büyük bir kayıptı ve erken bir gidişti. Çünkü bize daha çok öğreteceği, göstereceği ve bizimle yürüyeceği çok yollar vardı. Sevgili Kahya tabii ki bize çok büyük bir miras bıraktı. Bir mücadele mirası bıraktı. Kendi tarihinden ve yaptıklarından yola çıkarak gördüğümüz üzere. Ve bize onun bıraktığı mirası ve bu devrimci görevleri devam ettirmek, bunları sürdürmek kaldı. Elbette çok şey var konuşulacak. Burada benim yaşım kadar onunla mücadele etmiş arkadaşlarımız, yoldaşlarımız var. Onların da çok söyleyeceği şeyler var. Ama birkaç şeyin altını ben de çizmek istiyorum yaşadığım kadarıyla. Evet, Kahya'yı hepimiz devrimci mücadelenin atom karıncası olarak tanıdık. Çalışkanlığıyla tanıdık. Mütevaziliğiyle tanıdık. Kararlılığıyla tanıdık. Örgütlülükte ısrarcılığıyla, asla vazgeçmemesiyle tanıdık. Bunlar onun en büyük özelliklerindendi. Ama aynı zamanda paylaşımcı kişiliğiyle, empati yeteneğiyle ve devrimi ve devrimciliği sevdiren kişiyle tanıdık. Evet, Kahya bizim özellikle genç kuşaklar için kararlılığı ve baş eğmezliğin yanında mütevaziliğiyle, bize yol göstericiliğiyle, asla hiyerarşi kurmamasıyla ve başımız ne zaman sıkışsa, evet, biz Kahya'ya anlatırız ve o bizi anlar, bizi dinler ve bize çözüm yolu sunar duygusuyla bizi hep karşıladı. Sade davranırdı ve hiçbir zaman fark ettirmeden en ağır yükleri alırdı, hiç yakınmazdı ve bunları sektirmeden sessizce yerine getirirdi bütün görevlerini. Tabii ki Kahya her yere karşı sertti, tavizsizdi, sisteme karşı, kapitalizme karşı, devletin saldırılarına karşı, ama devrimcilere karşı çok alçak gönüllü ve affediciydi. Bize bunları öğretti, her zaman birbirimizi daha çok anlamayı gösterdi. O yüzden biz yani yeni kuşaklar ondan ısrarla yakınmadan devrimcilik yapılabileceğini öğrenmiş olduk. Sevgili Kahya nasıl bir devrimciydi? Biraz İlkay da girerken bahsetti. Çok neşeliydi, eğlenceliydi. Faaliyet sonralarında bizimle her alanda birlikte olurdu. Kesinlikle bizimle o hiyerarşiyi, emek hiyerarşisini, yaş hiyerarşisini kurmazdı. Bu anlamıyla çok önemliydi. Kahya şahsi geleneğine ve tarihine tabii ki sahip çıkardı. Onun paylaşırdı. Ama daha çok devrimci mücadelenin kendisine bağlıydı. Oraya takılmadan geleneklerin tümüne önem verirdi. Devletin karşısında, sistemin karşısında mücadele eden herkes bizim yoldaşımız derdi. Ve emeğe her zaman saygı duyardı. Dayanışmaya saygı duyardı. Nitekim tarihsel geleneklerimizi aşarak yeniden kuruluş perspektifinde harmanlanmak adına çıktığımız bu yolda Kahya'nın bizim programın yazımından tüzüğün yazımına, pratik örgütlenmesinden her alanına kadar, yazı çizi alanına kadar çok emeği vardır. Çünkü Kahya devrimci pratikle teorinin birleştiği somut örneklerden biriydi. Asla pratikten de geri kalmazdı ama teorik tartışmaları da sonuna kadar götürürdü. Orada ısrarcı olurdu, yeni açılımlar yapmaktan da asla geri durmazdı. Hepimizin tüm siyasetler içinde böyle olduğunu deneyimleyerek gördük. Açıkça yoldaşlaşabileceği, açık mücadele edebileceği yoldaşlarımızdan biriydi. Öyle bir devrimciydi.
Evet sevgili yoldaşlar, Kahya devrimci dayanışmayı çok önemserdi ve bu anlamıyla da bütün mücadele alanlarında çalıştı. Halkların Demokratik Partisi'nde, HDK'de ve birçok alanda bunların mücadelesini verdi. İşçi sınıfının sosyalistiydi Kahya. Enternasyonalizme sonuna kadar bağlıydı. Tüm ezenlerin mücadelesini birleştiren bir devrimciydi. Kürt halkının mücadelesini işçi sınıfının ve tüm halkların mücadelesinden asla ayırmazdı. Ve böyle mücadele etti hayatının sonuna kadar. O yüzden bu panelin başlığını da ayrıca anlamlı buluyorum. Sevgili yoldaşlar, yani Kahya'nın geleneği tabii ki hepimizin geleneği ve ona sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün onun bıraktığı yerden, onun mirasına daha çok sahip çıkma zamanı. Her an, her yerde bize, biz şunu soruyoruz tabii ki. Burada olsa Kahya ne derdi? Bizim ne yapmamızı söylerdi? Bize ne anlatırdı diye sürekli konuşuyoruz. Ve bugün her zamankinden daha çok Kahya'nın mirasına sahip çıkma zamanı. Çünkü bir yandan ekolojik kriz, bir yandan pandemi krizi, onunla harmanlanan pandemi kriziyle karşı karşıyayız. Ve her alanda iktidarın devrimcilere, sosyalistlere, emekçilere, kadınlara, doğaya, hayvanlara ve bütün canlılara savaş açtığı bir dönemden geçiyoruz. O yüzden burada faşizmi kurumsallaştırma çabalarına karşı iktidarın hepimizin ana görevi tüm toplumsal güçleri ortak mücadele etrafında birleştirerek mücadele yükseltmek ve faşizmin kurumsallaşmasını engellemek ana hedefiyle faşizmi iktidarın tasfiyesini sağlamak sevgili yoldaşlar. O yüzden bugün birleşik mücadeleyi, İşte Kahya'nın hayatı boyunca ÖDP'de, BSP'de, farklı alanlarda, en son Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nde, HDP'de anlattığı, bizimle mücadele ettiği yoldan giderek birleşik mücadeleyi daha çok yükseltme zamanı diye düşünüyorum. Ve buradan da yola çıkmalıyız diye düşünüyorum. Evet, faşizme karşı mücadele, Kürt özgürlük mücadelesiyle tüm ezilenlerin mücadelesini birleştirmekten, ortaklaştırmaktan, tüm dinamiklerin mücadelesini yükseltmekten geçiyor. Bu yüzden buraları büyütmeye ihtiyacımız var sevgili yoldaşlar. Tabii ki Kahya hayatının son anına kadar sosyalizm demekten vazgeçmedi. Sosyalizmde ısrar etti. Bugün de dünyada ve ülkemizde açlık, yoksulluk, işsizliğin bu kadar arttığı bir dönemde, sermayenin krizinin iktidarın savaş politikalarıyla birleştiği bir dönemde, herkesi açlığa mahkum eden kapitalizme karşı sosyalizm mücadelesini daha çok yükseltmenin geçtiği günlerden geçiyoruz. Tabii ki bu kadar yoksulluk, açlık ve işsizliğin, güvencesizliğin yanında bizim açımızdan, sosyalistler açısından sosyalizmin de örgütlenmesinin imkanlarının arttığı bir dönemden geçiyoruz. O yüzden bu dönem daha çok sosyalizmde, kapitalizme karşı sosyalizmde ısrarcı olmanın gerektirdiği zamanlardan geçiyoruz yoldaşlar. Aynı zamanda sevgili Kahya bütün bu mücadele alanlarının birlikte örgütlenmesini savunuyordu. Dolayısıyla halkların, inançların mücadelelerini, doğanın mücadelesini, kadınların mücadelesini, gençlerin mücadelesini, tüm dünyadaki devrimcilerin mücadelesini de birbirine indirgemeden, birbirinin içine koymadan hepsini kendi özgünlüğüyle mücadele etmesi gerektiğini de savunan bir yerde duruyordu. Dolayısıyla bizim de buralardan yola çıkarak bütün alanlarda antikapitalist mücadele dinamiklerini tekrardan yükseltmeye ihtiyacımız olduğu günlerden geçiyoruz sevgili yoldaşlar. Evet, bugün daha çok dayanışmaya ihtiyacımız var. Tam da burada devrimci dayanışmanın altını çizmek istiyorum. Bu da Kahya'nın gene bize öğrettiği, bıraktığı en büyük miraslardan bir tanesi. Asla rekabete teslim olmadan, ona prim vermeden birbirimizi geliştirmeye, birbirimizi yeniden kurmaya ihtiyaç olduğumuz günlerden geçiyoruz. Ve bizim öyle bir pratik sergilemeye ihtiyacımız var sevgili yoldaşlar. Tam da Kahya'nın bize öğrettiği gibi. Evet, daha Kahya ile ilgili çok anlatacak şey var ve bütün bunların ışığında bize çok fazla görev düştüğünün farkındayız. Mustafa Kahya'nın anısını yeniden kuruluş mücadelemizde ve sosyalizm mücadelemizde yaşatacağımızın sözünü defalarca
Kahya'nın mezarı başında da farklı farklı anlarda söylemiştik. Bugün tekrardan ölümünün 7. yılında bunun altını çizmek istiyorum. Kahya'nın mirası, geleneği, bize sunduğu gelecek hepimizin mirasıdır ve biz bunlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bunu bir kez daha buradan söylemek istiyorum. Evet, o büyük gün geldiğinde demişti bir mezar konuşmasında, Erdem Keçer yoldaşının konuşmasında buluşacağız demişti. Eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin sağlandığı bir dünyayı hep birlikte kurduğumuzda. Ben de inanıyorum ki neşeli kişiliğiyle, mütevazeliğiyle Kahya yoldaş bizim aramızda olacak ve bizimle oyunlar oynayacak, halaylar çekecek, en ön saflarda olmaya devam edecek. Buradan bir kez daha onun anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Mücadelesi mücadelemizdir diyorum. Teşekkürler Canan Yoldaş. Mustafa Kahya elbette yılmaz bir barış ve demokrasi mücadelesi. Barış ve demokrasi mücadelesinin asla yorulup bilmez bir referiydi. Hak ihlallerine karşı barış ve demokrasi için toplantılarda, sokaklarda, mitinglerde, meclislerde, kürsülerde çok uzunca zaman yoldaşlık yaptığı isimlerden biri aramızda. Metin Bakkalcı Hocam, buyurun, söz sizde. Çok teşekkürler. Hakikaten kendi adıma böyle bir toplantıya beni de davet ettiğiniz için içtenlikle düzenleyicilere, hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir buluşma. Bir heyecan yaşadığımı ilk andan itibaren, sevgili Sait beni ilk aradığı andan itibaren duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şu pandemi günlerinde çevrim içi de olsa olağanüstü kıymetli bir buluşma gerçekten. Çünkü benim için de hepimiz için de sevgili Mustafa için, Mustafa Kahya için bir kez daha buluşuyoruz. Bir kez daha buluşuyoruz. Ne güzel ki sadece bugün buluşmuyoruz. Mustafa benim hayatımda, izninizle onu itiraf etmek isterim. Tabii ki kendi adıma uzun süredir çeşitli karşılaşmalarımız olan bir arkadaşımızdı, bir dostumdu. Ama özellikle Türkiye Barış Meclisi, bu ülkede barışı tesis edebilme açısından 2004'lerde başlayan, 2005'lerde vücut bulan, 2007'lerde somut olarak kendisini ifade eden, daha sonra akabinde yıllar süren inisiyatif çalışmalar içerisinde birlikte olma, birlikteliğin ötesinde bir dost olma şansım oldu. Çok geç oldu yahu. Çok geç oldu o güzelim insanla dost olma durumum. Çok geç oldu. Ona hakikaten o kadar kahrediyorum ki kendimi. Çok geç oldu ama oldu Mustafa'cığım. Oldu. Yani Mustafa'cığım şu anda da inan ki hep hayatımın bir yerinde ben seninle beraber yürüyorum. Bu vesileyle sevgili eşi Latife'ye, güzelim sevgili kızına falan içtenlikle sevgilerimi iletiyorum. Bugünkü buluşmanın Mustafa, sevgili Mustafa vesilesiyle özel tabii bir anlamı da ne güzel ki onun hayatını verdiği, işte panelimizin de başlığı olan İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği. Muazzam sözcükler. Olağanüstü eski ama her geçen gün aslında o eskiliğin içinde yenilenen sözcükler. Demin arkadaşlarımızın, Canan arkadaşımızın da, İlkay arkadaşımızın da ifade ettiği gibi tazelenen sözcükler. Mustafa ile ilgili ne güzel demin özet yapıldı sevgili Canan arkadaşımız tarafından. Ya ne kadar naif bir insansın sen Mustafa'cığım. Ne kadar mütevazi ama bir o kadar da hakikaten kararlı, sabırlı ve değer üretme cüretine sahip olan, her açıdan çok güzel bir insansın gerçekten. Büyük bir şans benim gibi insanlar ya da burada onu tanıma şansına sahip olan insanlar açısından büyük bir şansın. Hayatımızın zenginliğisin. Bir çevrim içi toplantıda buluşuyor olsak da arkadaşlar,
Her açıdan ama, her açıdan, salt pandemi açısından demiyorum, daha rahat nefes alacağımız günlerin tabii ki hepimizin çabalarına dayalı olarak çok yakın olduğuna inananlardan birisiyim ben. Ve insan hakları ortamından bir arkadaşınız olarak haddimi tabii ki aşmadan bugünkü bu panelin başlığına bir miktar özen göstererek şu 10 dakika içerisinde çok kısaca mevcut duruma ilişkin büyük ölçüde aslında ortaklaştırdığımız belki yanların bir 5 alt başlıkta ve geleceğe yönelik de bir 5 başlık altında görüşlerimi de bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Birincisi, her açıdan büyük mühim bir yol ayrımındayız. Bir süredir böyle, Türkiye'de böyle, dünyada böyle. Ya tahayyül etmekte bile zorlanacağımız büyük acılarla karşılaşacağız ya da insanca yaşanabilecek bir ülke, bir dünyayı birlikte oluşturacağız. Böyle bir kavşağı yaşıyoruz bir süredir ülkemizde ve dünyada. Ve hani o da bayağı eski ama eski oldukça her gün yenilenen, tazelenen ya sosyalizm ya barbarlık gibi sözcüklerimiz vardı ya, ya insanlık ya da ya barbarlık da diyebileceğimiz sözcükler vardı ya, işte bugünlerde bunlar çok daha büyük anlam kazanmış vaziyetlerde. Çünkü gezegenimiz bir varoluş sorunuyla karşı karşıya. Gezegenimiz, yani tartışmalı bölümleri olan bir konudan belki bahsedeceğim ama sadece gezegenimizdeki 2 derecelik bir artışın insan ve diğer canlıların yaşamını geri dönüşsüz şekilde tehlikeye sokacağı konusunda kuvvetli ortada kanıtlar var. Ve 2020 yılı itibariyle gezegenimizde 1 derecelik bir artış söz konusu olmuş vaziyette. Gezegenimizde bir varoluş sorunu var. Bırakın kendi gündelik hayatımızı, bırakın ülkemizi, bırakın insanlık denen şeyi, bütün o canlı ve cansız varlıklarıyla sonuçta içinde yaşadığımız bu doğadan bahsediyoruz. Bir başka husus, esas olarak tabii ki kapitalist üretim sisteminin yol açtığı bir açgözlülük sendromunun geldiği nokta. Bir an için Oxfam İngiltere'deki 2019'daki çalışmasının sonucu olarak yayınladıkları raporda 26 kişinin, hayal edin lütfen, serveti bu ülke, bu dünyadaki nüfusun yarısına eşit. Yani 26 kişinin serveti isim olarak sayabilirsiniz. Dünyadaki nüfusun yarısı dediğimiz 3.8 milyar insan, isimlerini saymanız olanaksız işte bunların, servetine eşit. Şimdi böyle bir sistemin, başta sınıfsal olmak üzere her düzeydeki eşitsizliğin, ayrımcılığın zeminini oluşturduğu, onu yeniden derinleştirdiği ve ondan kuvvet olarak daha da her gün yeniden kendisini üretme girişiminde bulunan bir dönem içerisindeyiz. Sürdürülemez bir dönem ve demin atıp yapıldığı gibi sonuç olarak aslında bütün kamusal alanların piyasaya terk edilmesi, insanın doğaya vahşi müdahalesi sonucunda giderek daha büyük yıkımlara ve salgınların yol açması neticesinde bugün bir COVID-19 pandemisi yaşıyoruz ama izninizle ifade etmek isterim ki ben de bir sağlıkçı arkadaşınızım. 2018'de yapılan bir takım çalışmalar gösteriyor ki bu pandemi denen şey aslında bir pandemiler çağının da bir göstergesi olabilir eğer böyle gidersek. Biz bu yol ayrımında bu doğrultuya ve doğru ilerlersek, çünkü bu çalışmalar, kimi çalışmalar gösteriyor ki bugün itibariyle hayvan topluluklarında henüz keşfedilmemiş yaklaşık 1 milyon 670 bin virüs türü bulunmakta ve bunların yaklaşık yarısı artı eksi 700-750 bin önümüzdeki 10 yıllarda insanlarda hastalık yapabilme potansiyeline sahip. İşte bu vahşi ortamın sonucunda olan şeyler. Bir başka husus, Türkiye ile ilgili özetlersek, çok kısaca özetlersek, kalıcılık ve süreklilik kazandırılan bu OHAL rejiminin de yol açtığı keyfiyetin ve belirsizliğin hakim kılındığı bir belirsizlik rejiminde yaşıyoruz. Militarizmin ve şiddet eğilimlerinin yaygınlaştığı, güvenlikleştirme politikalarının sonuçta gündelik hayatın her unsuruna yedirilmiş olduğu bir ortamda hakların kullanımı bir istisnaya, ihlallerin ise bir kurala dönüştüğü ama onun ötesinde hak temelli bir rejim fikrinin terk edilmekte olduğunu her yerde söyleye geldik. Sivil ve kamusal alanın daraltıldığı, kapatıldığı, dünyada aslında aynı zamanda ama
bir insan hakları ortamında derin tahribatın yaşandığı, uluslararası bir takım mekanizmalar var, bunlar da derin tahribatın yaşandığı ve en önemlisi değerlerin, normların tahrip edildiği bir ortamda yaşıyoruz. Şimdi böyle bir ortamda işte bu COVID denen salgınla mücadelede hepimizin gündelik hayatta yeniden tanık olduğu gibi bu mücadelenin, COVID-19 salgını ile mücadelenin bir güvenlik sorunu haline getirilerek bu süreci siyasi erki daha da merkezileştirmenin ve toplum üzerindeki baskı ve kontrolünü daha da arttırmanın bir fırsatı haline getirildiğini her gün yeniden tanık oluyoruz. Hangi ülkede? Türkiye'de. Bu ülke ki son 100 yılı sadece ele alsanız büyük altüst oluşlara ve toplumsal travmalara tanık olmuş bir ülke. Başta Kürt meselesi olmak üzere ama salt onunla ilgili değil. Tamamlanamayan yaslar ülkesi aynı zamanda. İşte sonuç olarak bu durum insanlık için bir varoluş sorunu haline gelmiştir. Şu içinde yaşadığımız dönemde ülkemiz içinde, Türkiye, dünya içinde. Ama şunu seziyoruz, tanık oluyoruz, biliyoruz, insanca yaşanabilecek bir ülke ve dünya aslında büyük bir çoğunluğun doğal olarak özlemi. Şimdi bu noktada son birkaç dakikamı bugün ve geleceğe yönelik kimi görüşlerimi 5 alt başlıkta şöyle ifade edebilirim. Kendi adıma söylüyorum, kendimle ilgili belki de söylüyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın arkadaşlarım benim. Her düzeyde bu derin tahribatı önleyememiş duygusunu yaşayanlardanım ben. Derin bir tahribat oldu ve ben kişi olarak ama içinde bulunduğum ortamlar olarak önleyemedik. Yakıldı, yıkıldı. Gerçek anlamda yakıldı, yıkıldı. İnsanlar yakıldı, yıkıldı. Kentler yakıldı, yıkıldı. Değerler yakıldı, yıkıldı. Ama bu önleyememiş olma halimiz tahribatı bugüne değin sizler, Türkiye'nin ismini bilmediğimiz, bildiğimiz kadınlar, LGBT'ler, Kürtler, onlar bunlar. Çok farklı kesimlerin, işçi kesiminden insanların olağanüstü değerli çabalarının kıymetini tabii ki gölgelememeli. Ancak bu tüm bu olağanüstü değerli çabalara hürmetsizlik etmemek kaydıyla eğer bu derin tahribatı önleyememiş durumda isek bu bir kader değildi. Bugüne kadarki değerli çabaların yanı sıra bugüne kadarki çabaların ötesine geçme gereği olduğuna inananlardan. Bu bakımdan izninizle kendi adıma şunu da tekrar ifade etmek isterim. Sürekli bir yüzleşme çabası içindeyim. Kendimle yüzleşme çabası içerisindeyim. Ne oldu da bunu önleme konusunda? Ama hep beraber galiba bu yüzleşmenin bugün ve geleceğe ışık tutabilmesi açısından daha sağlıklı yapabilmenin yollarını herhalde bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Şunu tekrar etmek istiyorum tabii ki. Bunca çabaya rağmen bu tahribatı yaratan süreç önlenememiş olması bundan sonra önlenemeyeceği anlamına kuşkusuz gelmiyor. Çünkü bütün bu yaşananlar insan eliyle gerçekleşiyor ve benim sağlık ortamından izninizle türettiğim bir şeydir. İnsan eliyle gerçekleşen her bir durum, eylem önlenebilir. Kendini muktedir sananların tüm kötücülüklerine karşın insanca yaşanabilecek bir dünya ve ülkeye ulaşmak bu bakımdan her zaman ifade ettiğimiz gibi, hep beraber ifade ettiğimiz gibi son derece mümkündür. Bu bakımdan ikincisi gezegenimizdeki yaşamın sürdürülebilmesi, yaşamın barbar piyasa ahlakına teslim edilmemesi için hep sözünü ettiğimiz eşitlikçi, katılımcı, çevreci, dayanışmacı, başta Kürt meselesi olmak üzere ülkemizde barışçı bir müdahale, radikal dönüşümler kaçınılmaz. İlkel, köhnemiş, gayri insani politikalar karşısında insani politikanın hakim kılınması için tüm canlı ve cansız bileşenleriyle, doğa ile barışık sürdürülebilir bir yaşam için kurucu bir yaklaşımla mücadelenin gerekleri konusunu hep beraber hakikaten kafa yormamız, daha yormamız gerekiyor. Aslında bu COVID dönemi bir yanıyla tabii kimi tırnak içi bütün bu acıların içerisinde hiç onları göz ardı etmeden olanaklar da sunuyor. Çünkü bu dönem hepimiz için ve dünya içinde bir yüzleşme fırsatı sunuyor. COVID-19 pandemisi aynı zamanda tüm unsurlarıyla doğanın ve değerlerin ne denli tahrip edildiğinin çok daha geniş kesimlerce yüzleşmesi, insan hakları değerlerine ve bilimsel yaklaşımlarına dayalı kolektif bir hayatın esas ihtiyacımız olduğu gerçeğini daha da güçlü kavranması
hak ve adalet temelli hayata etkin müdahale olma gereğinin aslında olanaklarını sunuyor. Bir imkan bu. Ve bunu gerçekleştirebilmek açısından ama sürdürülen her birimizce, her birinizce ismini bildiğimiz, bilmediğimiz muazzam güzel insanların ülke sattığında ve dünyada sürdürdükleri çabaları daha kuvvetlendirmesi ihtiyaç. Ama daha önemlisi yaşamın tüm alanlarında insan hakları değerlerinin kurucu rolünü yeniden öne çıkaran bir yaklaşımın geliştirilmesinin de son derece önemli olduğunu kendi adıma ifade etmek istiyorum. Bu değerlerle şunun için boğuşuyorum. Yasal mevzuat, kurumlar, modeller kolayca uygulanabiliyor, kolayca değiştirilebilir. Ama değerlerin bu denli tarif edildiği bir ortamda bunun üstüne herhangi bir kurumu da koysanız, yasal düzenlemeyi de yapsanız zemini olağanüstü tahrip edilmiş olduğu için ayakta durması olanaklı değil. Değerler meselesi biraz nesilleri alacak bir mesele. O bakımdan kıymetli. İkincisi, bütün kimlikler değerli ve hiçbir şekilde ayrımcılığa maruz bırakılamaz ve eşit haklara sahiptir. Ama kimlikler evrenselleşemez. Adından belli, tanımı gereği böyledir. Ancak değerler evrensel olabilir ve değerler özgürleştirir. Son olarak şunu söylemek isterim. Bu insan hakları değerlerinin kurucu rolünü yeniden öne çıkartmaya yönelik bütünlüklü programlar demin de andığım gibi bir insanca yaşanacak bir ülke ve dünya tahayyülü ışığında kurucu bir yaklaşıma sahip olmalı. Yanı sıra ama bir şeyi bekleyen değil, o dönüşüm anını bekleyen değil, hayatın içinde bugüne etkin müdahil olma becerisiyle çok yakından ilişkili. Çünkü bugün müdahil olamadığımız zaman bir geleceği kurabilme olanaklı olmuyor. Hani yarını bugünden kurma dediğimiz şey biraz böyle bir şey olsa gerektir. Daha onun yanı sıra da nispi düzeyde de olsa başta adalet, demokrasi, barış, emek hayatının insanca yaşanır hale getirilmesi olmak üzere bugün için ertelenemez gereklilikler var. Gözümüzün önünde görevler var. Dolayısıyla bugüne etkin müdahale olma konusunda tek başına yapabileceklerimiz, örgütlü bireyler olarak yapabileceklerimiz, tüm emekçiler olarak yapabileceklerimiz, tüm toplum olarak yapabileceklerimiz, birbirlerinin alternatifi değil kanısındayım. Birbirlerine kuvvet verecek unsurlar, hani bu bakımdan tek bir model gibi değil de her birinin kendi içinde kıymetinin olduğu, birbirini kuvvetlendiren bir yaklaşımı gündelik hayatta benimsemenin kıymetli olduğunu düşünenlerdenim. Ve tabii ki bütün bunlar bir pozitif iddiayı, bir salt karşı olan değil de bir pozitif iddiayı, üslubu içermeli. Sonuçta bu dönüşümü hedeflemeli. Kendiliğinden olamayacağı açık bütün bunların. Sonuç almaya yönelik bir deyim yerindeyse bir eyleyen dilin, eyleyen bir tutumun sevgili Mustafa'nın da demin işte ne güzel Canan arkadaşımızın özetlediği gibi hayatının doğal herkes tarafından bilinen özelliklerini içeriyor. Tabii ki burada ben de onu tekrar altını çizmek istiyorum ve gerçek kuvvetlere dayalı ve hayatın tüm zenginliğini hisseden kolektif bir yaklaşımı esas almakla birlikte her atomun ama mücadelesine hürmet eden. İşte arkadaşlar son cümlem sevgili Mustafa'nın ve tüm dostlarımızın sayesinde aslında muazzam bir bilgi birikimine, deneyime, insan gücüne, dayanışma ortamına, vicdana ve umuda da sahip olanlardanız biz. Bu vesileyle bu toplantının da her ne kadar çevrim içi de olsa, her ne kadar hepimiz birbirimizin yüzünü görmekten mahrum oluyorsak da ama hissediyoruz ve tabii ki fiziksel olarak da en kısa sürede birlikte olmanın da heyecanını yaşayanlardanım ben. Herkese teşekkür ediyorum. En kısa sürede yüz yüze de buluşmayı diliyorum. Çok teşekkürler Metin Hocam. Hak mücadelesini ve insan hakları mücadelesinin kurucu rolünü bize tekrar hatırlatan konuşmanız için. Az önce başlarken Mustafa Kahya hakkında bir internasyonalist komünisti demiştim. Onu tanıyan, izleyen, yoldaşlık eden herkes her güncel durum ve gelişmede bir sosyaliste düşen internasyonalist görevleri nasıl tanımladığını ve bu görevleri üstlendiğinin tanığıdır. Türk halklarının kardeşliğinin,
Mücadele Birliği'nin, Kürt Özgürlük Hareketi'ninle yoldaşlık etmenin önemini her fırsatta eyleyerek göstermiş yoldaşlarımızdan biridir. Bu yönüyle de aslında ona yoldaşlık eden Tuncer Bakıran aramızdaydı ve az önce bizimle birlikteydi. Bizimle görüşlerini paylaşmak üzere söz alacaktı. Fakat ne yazık ki bulunduğu yerdeki teknik problemi gideremedi. Şehir dışında olması sebebiyle bağlantısını yeniden kurmak mümkün olmadı. Bu nedenle ayrılmak durumunda kaldı. Fakat biz biliyoruz ki zaten Mustafa Kahya'nın yoldaşları onun bu yönünü her zaman öncelikle hatırlıyor, biliyor ve buradan ilham alıyor. Diğer taraftan başlarken de Canan da söyledi, Canan yoldaş da söyledi. Bugün aslında biz Sosyalistlerin Birliği ve yeniden yapılanmacı bir perspektifi sosyalizm anlayışının, kavrayışının merkezine koyan bir devrimciyi anıyoruz. Ve bunun politik hayatı boyunca bunun çabasını veren, buna emek eden bir devrimciyi anıyoruz. Birleşik Sosyalist Alternatif'ten itibaren birlik deneyimlerinde kurucu görevler üstlendi Mustafa Kahya. Ve oldukça geniş bir tarihsel kesitten süzülen başarı, başarısızlıklar, büyük bir kolektif tecrübe, büyük bir kolektif çaba, aynı zamanda büyük bir yazılı külliyat ve birikim ve bütün bunların sonunda hayatını kaybettiği güne kadar aslında aldığı son görevleri de hep bu yeniden yapılanmacı perspektif içinden üstlendi ve sosyalist demokrasi olan inancıyla bu görevleri yerine getirmeye çalıştı. Bu deneyimlerin kesiştiği yoldaşları da aramızda. Ben hemen sözü Metin Çulhaoğlu'na ve ardından Naci Hoca'ma, Naci Sönmez'e vermek istiyorum. Ve çekiliyorum. Buyurun hocam. Metin Hocam, sesinizi açabilir misiniz mümkünse? Mikrofonunuz kapalı sanıyorum, duyamadık. Tamam. Baştan başlıyorum. Lütfen. Şimdi duyuluyor evet, mu? Önce sevgili Mustafa'yı saygı ve sevgiyle anarak başlayayım. Ve hemen bir bana düşen görevi de yerine getireyim. Çevremdeki arkadaşlarıma böyle bir etkinlik olduğunu, Mustafa Kahya'nın anılmasına ilişkin böyle bir etkinlik olduğunu ilettiğimde kendisiyle, yani Mustafa'yla zamanında ÖDP'de farklı çizgilerde, daha doğrusu farklı öbeklerde olsalar bile iyi ilişkiler kurmuş, dostça, yoldaşça ilişkiler kurmuş pek çok arkadaşım benden kendi adlarına da, tabii isimlerini vermem mevzubahis değil burada, Mustafa'ya saygı ve sevgiyle andıklarını, onların da andıklarını iletmemi istediler. Böyle başlayayım. Şimdi bu Mustafa Kahya ile benim ilişkim 1990'lı yıllarda başladı. İşte önce BSP, daha sonra ÖDP vesaire devam etti. Yani sol hareketin tarihi açısından bakıldığında ciddi sayılabilecek bir süre, periyot için kendisiyle yakın ilişkilerimiz oldu. Ben şunu söyleyebilirim, rahatlıkla söyleyebilirim ve bunu daha sonra kendimce belirli bir çerçeveye oturtmaya çalışacağım. Söyleyeceğim şu: Mustafa Kahya Türkiye Sosyalist Hareketi'nin içinde bulunduğu dönem açısından sözüne güvenilirliğiyle, dürüstlüğüyle, içtenliğiyle temayüz etmiş insanlardan biriydi. Yani belki de başlıcasıydı. Ama Türkiye Sosyalist Hareketi'nin insanları farklı öbekleri arasındaki ilişkiler, birlikte çalışma tarzı, birlikte çalışma ortamları biliyorsunuz eskiden çok fazla yoktu ya da hiç yoktu. 1990'larla birlikte bu imkan, bu ortam ortaya çıktığında insanlar birbirlerini daha yakından, işte A grubunun B grubu, C grubu her neyse, bu sosyalist gruplardan insanlar birbirlerini daha yakından tanıma imkanı buldular.
Ve bu imkanın getirdiği, benim görebildiğim, gözleyebildiğim kadarıyla başlıca sonuçlardan birisi Mustafa Kahya'nın kendi siyasetinden olmayan başka insanlar tarafından da özverisiyle, dürüstlüğüyle, içtenliğiyle temayüz etmiş, bu anlamda son derece güvenilir bir insandı. Bunu ardından söylemiyorum, her zaman arkadaşlarımızla konuştuğumuz, kendi arkadaşlarımla konuştuğum ve Mustafa'yı böyle andığımız bir olaydır bu. Şimdi burada elbette bir anma yapıyoruz ama ben bu arada Mustafa'nın hiç yanıt veremediği, çok şaşırdığı bir soruyu da, muhatap olduğu bir soruyu da dile getirmek istiyorum. Doğum tarihini tam bilmiyorum ama Roza doğduğunda çevremizde olan, o zamanlar ÖDP'de olan deneyimli bir arkadaşımız çocuğunun adını ne koydun diye sordu. Çocuğunuzun adını ne koydunuz diye sordu. O da Roza deyince demek ki siz Clara Zetkin'e karşısınız dedi. Yani onu o zamanlar Mustafa çözememişti. Bugün ben de çözemiyorum. Bunu sadece çözülmemiş ve Mustafa'nın da yanıtsız kaldığı, yanıt veremediği nadir sorulardan biri olarak not etmek istiyorum. İkinci bir anekdot da şu, Mustafa önemli bazı toplantılara katılırdı. Yani işte ÖDP çerçevesinde, ben ÖDP dönemine tanığım. Çıktıktan sonra ne oldu, neler konuşuldu diye sorulduğunda kendisine önce şunu sorardı. Yorumlu mu istiyorsunuz, yorumsuz mu istiyorsunuz diye. Yani Mustafa yorum da yapardı biliyorsunuz, hem de derin yorumlar yapardı. Ama işte yorumsuz, şimdilik yorumsuz olsun denildiğinde hiç tarif etmeden, hiç eğip bükmeden o toplantıda kimin neyi savunduğunu çok dürüstçe, açık biçimde dile getirirdi. Şimdi buradan başka bir yere atlamak istiyorum. Ben Mustafa Kahya'nın Türkiye Sosyalist Hareketi'nin 3. döneminin en önde gelen, temayüz etmiş eski bir deyimle insanlarından biri olarak değerlendiriyorum. 3 dönem derken şunu kastediyorum, sırasıyla gideyim. Ayrışmaların başladığı 1968-71 dönemini ele alacak olursak, o dönemde ayrışmalar kesinleşmişti. Ayrım çizgileri netleşmişti ama insanların özel arkadaşlıkları, dostlukları sürüyordu. Yani siyasi anlamda diyalog imkanları giderek azalmıştı 68-71 döneminde. Yani Türkiye Sosyalist Hareketi'ndeki ayrışmaların artık yavaş yavaş kesin çizgilere kavuştuğu bir dönemdi. Ve böyle olduğu için de farklı sosyalist gruplar arasında karşılıklı güven, diyalog vesaire de önemli ölçüde zedelenmişti. İkinci dönem olarak eğer şeyi alacak olursak 1973'ten 80'e kadar, 12 Mart'tan çıkıştan 80'e kadar olan dönemi ele alacak olursak, o zamanlar 68-71 döneminde var olduğunu söyleyebileceğimiz dostluklar, yakınlıklar da neredeyse kalmamıştı. Yani insanlar birbirine düşman da anlamında söylemiyorum bunu. Her tür diyalog, karşılıklı diyalog, işte nasıl, ne diyorsun, sence gidiş nasıl falan anlamda fikir alışverişi dediğimiz durumlar bile çok seyrek oluyordu. Bu anlamda 73-80 dönemi Türkiye Sosyalist Hareketi'nin kadroları ve insanları arasında dostlukların dışında karşılıklı diyaloğun, görüş alışverişinin, tartışmanın da bittiği bir dönem olarak şey yapıldı. Yani kişisel, bireysel düzeyde, şahıslar düzeyindeki ilişkileri kastediyorum. 80 sonrası dönemde ise Türkiye Sosyalist Hareketi yaşadığı deneyimlerden hareketle yeni bir döneme başlama adına, yeni bir sayfa açma adına birlik, birliktelik, ortaklık, eylem birliği, cephe adına ne dersek diyelim, buna bu türden bir takım ortak hareketlere yöneldi. İşte bu ortak hareketlere yöneldiğimiz ortamda sözüne güvenilir olma, bir insanın birikimli olması, lafı sözü dinlenir olması, o insana güvenebilme, farklı gruplarda olsa olunsa bile başka bir grupta olan bir insanın dediğini ciddiye alma, dikkate alma ve o insanın senin sonuna kadar yoldaşın olduğunu bilme dediğimiz olay gündeme geldi. İşte 90 sonrası benim bizzat yaşadığım ve tanık olduğum süreç içerisinde, BSP, ÖDP vesaire süreci içerisinde ben bu yönleriyle Mustafa'yı özellikle değerli, hem de çok değerli bir yoldaş olarak anıyorum ve
büyük bir sevgiyle anlıyorum. Şimdi sözlerimi başka bir bağlama yerleştirip öyle devam edeyim. Hani arkadaşlarımız, daha önce söz alan arkadaşlarımız önümüzdeki görevlerden, yapmamız gerekenlerden vesaire söz etti ya. Ben de buna kabaca bir giriş yapayım izninizle. Çok basite indirgeyerek söyleyecek olursak, bugün Türkiye'de siyasi tablo dediğimiz şey şu bileşenlerden oluşuyor. Bir tarafta düzen siyaseti diyebileceğimiz bir siyaset var. Düzen siyaseti kendi içinde ikiye ayrılabiliyor. İşte AKP, MHP ve onun küçük eklentileri, bugünkü rejimin destekçisi olan partiler var. Bir de onun karşısında gene gene düzen siyasetinin içerisinde yer almak üzere Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi vesaire vesaire var. Şimdi bu tablonun bir yanını oluşturuyor. Diğer tarafta ise düzen siyasetinin karşıtı diyebileceğimiz radikal siyaset, belki de adını radikal siyaset olarak koyabileceğimiz bir başka tırnak içerisinde kullanıyorum deyimi, cephe yer alıyor. Bu cephede elbette Kürt Özgürlük Hareketi ve HDP'nin yanı sıra farklı sosyalist gruplar, sosyalist öbekler, partiler ve sosyalistler yer alıyor. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla bu düzen siyaseti şu andaki bütün şiddetli gibi görünen karşılıklı atışmalara, şuna buna rağmen bir tür geçiş döneminde, yumuşak geçiş döneminde uzlaşmaya çalışacaklar. Rejim bu karşı tarafın yumuşak geçiş sürecine ya da önerisine ne ölçüde prim verir, o ayrı bir tartışma konusu. Ama bugün görüldüğü kadarıyla bir tür adına yumuşak geçiş diyebileceğimiz, yani bugünkü rejimin baş aktörü olan AKP ve liderine belirli güvencelerin verildiği, 20 yıllık ya da 19 yıllık AKP iktidarında atılan bazı adımların Türkiye siyasetinde artık bir müktezebat sayılacağı, çok yerleşik deyimiyle devri sabık yaratılmayacağı sözüyle bir yumuşak geçiş düşünülüyor düzen siyaseti cephesinde. Şimdi öbür tarafa, radikal siyaset dediğimiz tarafa dönecek olursak, bizim üzerimize düşen şudur. Biz bu yumuşak geçiş projelerine, buna hayırhah bakan bir takım muhalefet unsurlarına vesaire vesaire, sadece dışarıdan basınç uygulamakla, entelektüel bir basınç uygulamakla mı yetineceğiz? Yoksa radikal siyaset adına kendi örgütlüğümüzü bir güce mi, örgütlü bir güce mi dönüştüreceğiz? Ve entelektüel baskı yerine örgütlü, kitlesel, fiziksel baskıda da bulunabilecek miyiz? Bence Türkiye'nin siyasetinin belirli bir açıdan bakıldığında bugün geldiği düğümlenme noktası budur diyorum ve sevgili Kaya'yı bir kez daha anarak sözlerime son veriyorum. Çok teşekkür ederim. Ben hiç araya girmeden sözü hemen Naci Hocam'a bırakıp devam edelim diye düşünüyorum. Evet, herkese öncelikle iyi akşamlar diliyorum yeniden. Bizi izleyen, çeşitli kanallardan takip eden yoldaşları, arkadaşları, dostları da bütün devrimci duygumla tekrar saygı ve sevgiyle selamlamak istiyorum. Ya tabii şimdi ben burada yaş itibariyle bu kuşağın en genci gibi duruyorum sanırım. Türkiye Sol Sosyalist Hareketi'nin şöyle geçmiş tarihine, bu yaşanan 80 sonrası sürecine özellikle baktığımda o tarihe de çok genç yaşta şahitlik etmiş bir arkadaşınızım. Ve bugün geldiğim nokta itibariyle, siyaset yaptığım zemin itibariyle kazandığım bütün deneyimi esasen iki farklı dönemde kazandığımı söyleyebilirim. Birisi 80 öncesi sistemin özellikle kapışma ihtiyacı duyduğu ve topyekün tahakküm altına alarak hegemonya kurmak istediği Karadeniz'in küçük bir ilçesi Fatsa'da yaşanmış bir deneyim içerisinde, çok genç yaşımda o deneyim içerisinde edindiğim bir takım siyasal öngörüler, pratikler biraz beni şekle şemale soktu.
Ama esas olarak da 80 sonrası az önce Metin Çuhaoğlu'nun da ifade ettiği gibi solun birlik mücadelesi içerisinde de yine genç bir yaşında Özgürlük ve Dayanışma Partisi zemininde solun çok farklı aktörleriyle, siyasal hareketleriyle, onun takipçisi olan yapılarıyla bir anlamda tanışmamı sağladı. Ve bugün bir yüzleşme yapabildiysem ve siyasal olarak sadece içinden geldiğim, büyüdüğüm hareketin sistemi içerisinde ya da disiplini içerisinde hareket etmekten daha çok genel olarak Türkiye'de emek, demokrasi ve barış mücadelesinin farklı kanallara doğru sevk edilmesine ilişkin bir ihtiyacın içerisinde emek veren bir yerde duruyorsam en azından bu dönemlerin bende çok önemli bir şeyi oldu. Yol göstericiliği oldu. Yolumu aydınlattı diyebilirim. Tabii burada çeşitli insanları da tanıdım. Belli bir kör bir gözlükle bakmak yerine, zifiri karanlığın içinden bakmak yerine empati yaparak gerçekten solun tarihinden gelen kimi arkadaşlarımı, yoldaşlarımı, abilerimi de tanıdım bu dönemde. Mustafa Kaya böylesi isimlerdendi. Ben Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nde tanıma şansına sahip oldum. Çok fazla belki aynı kentlerde yaşamadığımız için ortak pratiklerimiz olmadı. Ama bütün karşılaşmalarımızda birbirimizi anladığımızı düşünüyorum. En azından ben Mustafa Kahya'yı çok iyi anlamıştım. O gerçekten katıksız, hiçbir arka planı olmadan, bir niyet kurmadan, fazla sağından solundan dolanmadan dümdüz solun birliğine, ezilenlerin, emekçilerin, sınıf mücadelesinin büyütülmesi noktasında önemli katkı vermiş isimlerdi. Benim hafızamda, benim hayalimde hep böyle kaldı Mustafa Kaya. Ve öldüğünde de çok büyük bir, yani aramızdan ayrıldığında çok büyük bir acı hissetmiştim. Bir kayıp hissi yaşamıştım. Duygusal olarak etkilenmiştim. O zaman Yeşil Sol Parti'nin genel eş sözcüsüydüm. Cenazeye de katıldığımda bu duyguları ifade etmeye çalışmıştım ortada. Şimdi ben buradan biraz hani Mustafa'nın şahsında, Mustafa Kahya'nın şahsında bu geride bıraktığımız 40 yılın bir muhasebesini yapmak ve belki bu zaman yetmez. Belki ikinci söz alma şansımız olduğunda devamını getiririm. Ama bu son yaşadığımız 40 yılın nasıl öğretici olduğunu birkaç mevzuya özellikle değinerek anlatmak isterim. Benim kuşağım özellikle 80 öncesi liseli yaşlardaki kuşak. Yani bir ara kuşak diyebiliriz. Hareketlerin, siyasi hareketlerin oluşumlarına önderlik etme şansı yakalayamamış. Ya da çok işin mutfak kısmında olmamış. Ama o genç yaşta illerinde, ilçelerinde, yaşadıkları yerelde politik hareketlerden etkilenmiş insanlarız biz. Doğal olarak ben de böyle bir kentte yaşadım ve o politik hareketin orada işte önemli bir siyasal deneyim yarattığı bir coğrafyada ben de bugüne beni taşıyan önemli deneyimler elde ettim. Türkiye Sol Hareketi'nde özellikle Taş Kahpe geleneğini takip eden, onun izini süren hareketler içerisinde en belirgin iki hareket Kurtuluş Hareketi ile Devrimci Yol Hareketi'ydi. Ben daha çok Devrimci Yol Hareketi'nin etkili olduğu bir bölgede gençliğimi geçirdim. Ama Kurtuluş Hareketi'ni de hem işte onu da rahmetle anıyorum, sevgili babamın Terzi Fikri'nin yol arkadaşları olması itibarıyla hem de o coğrafyada çok yakın gözleme şansına oldum. Pratikleri oldu Kurtuluş Hareketi'nin de. Bu iki hareket özellikle birbiriyle yolları çok kesişmeye uygun ama bir o kadar da ayrışma süreçlerinde de keskin ayrışmış hareketlerdi. Bu tabii bizim bütün şeyimize, yaşantımıza, sonraki yıllarda yakamızı bırakmayacak derecede bir kültürün de oluşmasına sebep oldu. Yani iyi yanları vardı, bir bu ayrışma içerisinde teorik, ideolojik, politik tartışmaların bize kazandırdığı çok önemli şeyler vardı. Ama bir o kadar da tarz itibarıyla, yöntem itibarıyla kapitalizme karşı, emperyalizme karşı, özünde faşizme karşı mücadelede de bizi zaafa uğratacak yanları vardı. Ben örneğin Fatsa'dan, sonra ÖDP'den neler öğrendiğimi anlatacağım. Önce Fatsa'dan başlayayım. Ben Fatsa'dan mesela şunu öğrendim.
FATSA nasıl başardı, nasıl orada küçük bir ilçede bir deneyim ortaya çıktı diye sorduklarında hep ben 80 sonrası da 47 yaşıma kadar uzun yıllar bundan 10 yıl önce 11 yıl önceye kadar FATSA'da yaşadığım için sonrasını da yenilgi sürecimizi de ilmek ilmek çözüldüğümüz yılları da yaşamış biri olarak nerede doğru yaptık, nerede yanlışı yaptığını da gözlemiş bir arkadaşımız olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki FATSA'nın başarısının iki tane temel şeyi vardı, anlamı vardı. O da bir tanesi FATSA'da sivil faşist hareketle mücadeleye hareket teslim olmadı. Çünkü sivil faşist hareket çok çabuk o kentten sökülüp atıldı. Ve orada bizi sokakta meşgul edecek devletin üzerimize saldığı bir faşist hareketin yokluğu döneminde bütün enerjiyi devrimci hareket oradaki mücadeledeki temel aktör sisteme karşı yöneltti. Çünkü uğraşması gereken kapitalizmdi, onun sömürü düzeniydi. Ve benzer şeyler bilirsiniz işte karaborsayla mücadele, fındıkta sömürüye karşı mücadele falan. Onu bir şey oyalamadı yani sivil faşist hareket çok erken mesele olmaktan çıkmıştı. İkinci mesele de FATSA'da devrimci ol dışında bir siyasi hareket yoktu. Ve yine oradaki hareket enerjisini sol içi bir tartışmaya, sokakları kimin tutacağına yoğunlaşarak vermiyordu. Ve doğal olarak bu da bir avantajdı. Ama Türkiye'nin her tarafı böyle olmadı. O nedenle bu başarı biraz iki meselenin orada meşguliyet halinde olmamasından kaynaklandı. Ama 80 sonrası tabii yenilgimizde bir o kadar derin oldu. ÖDP yıllarında, Özgürlük Dayanışma Partisi yıllarında da benim için müthiş bir şeydi. Solun en önemli hareketlerinin temsilcileriyle o zeminde buluşmuştuk. Kahya da bunlardan biriydi. Ama bizi yine 80 öncesinin o iyi yanlarımız değil de kötü yanlarımız takip ettiği için ve sürekli kendi içimizde bir tırnak içinde bir iç iktidar kavgasına teslim olma halimiz biraz bizi böylesine önemli, Türkiye'de umut olmaya aday bir projeyi de yine kendi ellerimizle sönümlendirmekle karşı karşıya kaldık. Şimdi bu deneyimlerden sonra Özgürlük Dayanışma Partisi gibi büyük bir birleşik mücadele deneyiminden sonra yıllar sonra biz Kürt Özgürlük Hareketi ile de Türkiye'de bir ortaklaşma yaratmadan gerçek anlamda bir birliğin de olamayacağını bilenler olarak sadece sosyalistlerin, sosyalist hareketlerin birliği yetmez. Aynı zamanda buna bu ülkeye 80 sonrası önemli bir ivme kazandırmış olan ve sistemin en çok zorlandığı kimlik mücadelesiyle başlamış ancak kimlik mücadelesiyle sınırlı olmayan bu siyasal hareketi ile kucaklaşmayı da esas almış insanlar olarak, hareketler olarak Halkların Demokratik Partisi gibi zeminde buluştuğumuzda da şunu gördüm. Yine bu deneyimlerde neyi yapmamamız gerektiğini bilenlerin çabası bugün HDP'yi bir arada tutuyor. Yani biz ÖDP'de başaramamış olanlar, solun birliğini gerçekleştirememiş olanlar HDP zemininde bugün en ufak bir problem çıktığında sessiz sedasız nasıl yapmamamız gerektiğini bilerek ve çubuğu nereye dikmemiz gerektiğini bilerek yol almaya devam ediyoruz ve o yüzden Halkların Demokratik Partisi bir hayal kırıklığı yaratmadan en azından şimdilik altını çiziyorum yoluna devam ediyor. Bu anlamda ben burada Mustafa Kahya gibi arkadaşların çok emeğinin olduğunu, HDP'nin kuruluş sürecinde de çok emeklerinin olduğunu bilerek bu kayıpların sadece bir insan, bir kişi olarak kayıp olarak ele alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Onlar gerçekten aramızdan ayrılırken büyük parçalar koptu bizden. Yani eksikliğini hep duyuyoruz çünkü bu yaşadığımız tarihsel süreç ne yazık ki bu arkadaşların deneyimine sahip yeni kadroların açığa çıkması açısından çok dezavantajlı. O anlamda ben şimdilik lafı fazla uzatmayayım, süreme de riayet edeyim diye düşünüyorum. Ben yine burada tüm bu yaşanmış pratikler açısından tarihten bugüne ve geleceğe doğru giden yolumuzda Kahya'nın yolumuzu aydınlatmaya devam eden önemli bir yol arkadaşımız, yoldaşımız olduğunu, sosyalist bir, komünist bir arkadaşımız olduğunu bilerek, altını çizerek kendisini yeniden saygıyla yad ediyorum. İyi ki böyle bir arkadaşı tanımışım. Benim açımdan da çok önemli bir andır Kahya ile tanıştığım süreç. O anlamda anıları yolumuzu aydınlatmaya devam etsin diyorum. Bütün arkadaşları yeniden saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz bizimle paylaştığınız görüşleriniz ve
değerlendirmeleriniz için. Şimdi son olarak ben Mustafa Kahya'nın 70'lerden güne yoldaşlık ettiği Mayıs ayına söz vermek istiyorum. Bütün bu zaman dilimine ve önümüzdeki görevlere dair görüşlerini paylaşmak için bizimle. Buyurun Mayıs yoldaş. Ses kapalı. Ses kapalı. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Dinleyicileri de, izleyicileri de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Mustafa Kahya için 10 dakika konuşmak benim için gerçekten çok az. Yani daha ben Mustafa Kahya'nın bazı niteliklerinden bahsederken bu 10 dakika bitebilir ama bu sürenin izin verdiği çerçevede ben de onun hakkında düşündüğüm bazı şeyleri söylemek isteyeceğim. Ya Kahya'yla olan ilişkimiz gerçekten bağımsız zihinlerin ilişkisi. Bu ne demek? Bunu izah etmem gerekiyor. Hani işte bir örgütün kurucularından olarak işte bir takım fikirleri biz yazıyorduk, çiziyorduk. Onlara katılan insanlarla çoğunlukla buluşuyorduk. Fakat Mustafa Kahya tam bu böyle bir insan değildi. Hani Antalyalıydı, işte Antalyalılar çoğunlukla bizim hareketimizle daha bir yakın ilişki sahibi olmuşlardı ama Mustafa Kahya bu genel karakterlere uyan bir insan değildi. İşte biz işte o zamanlar Kurtuluş Hareketi'ni başlattığımızda Kahya bizimle beraber değildi. Öğretmenlik yapıyordu Kürdistan'da. Ve orada kendi kendine belli fikirler geliştirmiş. Ulusal hareketle daha yakın ilişkileri olan bir konumda bulunuyordu. Fakat bir gün kendisine Mazlum Doğan şunu söylemiş. Sen kendini bize yakın görüyorsun ama yani pek öyle değil. Asıl senin yakın olduğun Kurtuluş diye bir dergi var. Senin haberin var mı? Diye Kahya'ya bizim hakkımızda bilgi vermiş. Ve Kahya da ondan sonra Kurtuluş dergilerini okuyarak bunlar da benim gibi düşünüyorlar deyip bizimle ilişkiye geçmiş. Ve bütün zamanlarda daha sonraki bütün yıllarda kaybettiğimiz zamanlarda da Kahya gerçekten bu bağımsız zihnini muhafaza etti ve öyle olması dolayısıyla da şimdi işte hakkında her başka gelenekten gelen insanın farklı sempatik olan düşüncelerini duymak mümkün oldu. Bizim için yani Kahya ile fikir birliği aynı zamanda çok şiddetli fikir çatışmalarıydı. Yani bağımsız zihinler dediğim şey zaten böyle olur. Yani birbirinin söylediğini tekrarlayanların fikir birliğin yerine ben birbiriyle şiddetli çatışmalar içerisinde sentezler üretebilenlerin fikir birliğinin çok daha kuvvetli olduğuna inanıyorum. Ve Kahya ile de bizim ilişkimiz gerçekten böyle gelişti. Çok çeşitli dönemlerde yani özellikle 80 sonrasında bu tabii ki darbe ve onların hapishaneden çıkmasından sonra olan süreçte bu böyle cereyan etti. Ve bu o kadar bir ileri noktaya ulaşmıştı ki hani bir ne bileyim bir abartma yapmadığımı anlaşılabilmesini sağlamak için bazen birbirimizin yazılarını tamamlıyorduk. Zaman yetmiyordu. Birimiz bir tarafa gidiyor, birimiz bir tarafa gidiyor. Şu yazının şuradan gerisini hani yetiştireceğimiz gazetelere vesaire yazı lazım oluyordu. Şuradan ötesini de sen benim yerime tamamla diye birbirimize görev havale ettiğimiz durumlar oluyordu ve bunların hiçbirinde de ben şeyi hatırlamıyorum. Ya niye benim adıma böyle şey yazdın gibi bir itiraz hatırlamıyorum. Böylesine bir ilişkimiz Kahya ile kaybedinceye kadar devam etti. Çeşitli nitelikleri konusunda bir mutabakat var Kahya'nın. İşte ne kadar disiplinli olduğu, zihinsel dürüstlüğe sahip bir insan olduğu. Bu benim için de çok önemli bir özellikti.
yani zihinsel dürüstlüğü, Marx'ın ifade etmiş olduğu gibi eleştiriyi kendisine karşı sonuçlar çıkarabilecek noktaya kadar ilerletme cesaretine sahip olan insanlardan biriydi. Bu çok önemli bir özellik. Yani sosyalistlerin arasındaki diyaloğun oluşmasında da böyle bir bakışa sahip olmak bence birinci dereceden rol oynuyor. Onun için de Kahya, Nalıncı Keseri gibi mantığı hep kendi tarafına doğru yontan değil, zaman zaman kendi bulunduğu pozisyona da eleştiriyi uzatabilecek cesarete ve zihin esnekliğine sahip bir insan. Kahya'nın yani bu bahsettiğimiz boyut özellikler hep politikayla ilgili ve ben de Kahya'yı esas olarak biraz daha tek boyutlu filan bulurdum. Yani hayatı sadece politikadan oluşan bir insan olarak görür ve biraz bundan dolayı da eleştirirdim. Ama her şeyde merakı vardı. Fakat bu eleştirimin hani biraz da fazla abartılmış olduğunu bir gün bir toplantıda idrak ettim. Toplantı bittikten sonra işte her zaman olduğu gibi sohbetler, eğlencelerin olduğu yerde Kahya'nın kalkıp o zor Akdeniz oyunu olan teke zortlamasını oynamaya başlaması beni gerçekten şaşırttırdı. Ya bizimkinde bu cevherler de varmış diye bakışımın belli ölçüde değişmesine neden oldu diyebilirim. Kahya'yla mantık birliğimiz özellikle ya bugünlerde de hayatımız açısından çok önemli bir rol oynayacağına inandığım bu sosyalist hareketin yeniden kuruluşu konusunda hani diyebilirim ki %100 bir mutabakat içerisindeydi. Her bir taktiği konusunda değil ama bunun kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu ve bunu aynı 20. yüzyılın başında nasıl bir Marksist hareket kendini Leninizm olarak yenilemişse bizim de işte 21. yüzyılda artık 20. yüzyılın son 10 yılında bunlar daha yoğunca bizim gündemimizde olduğunu ama işte 21. yüzyılda aynı geçen yüzyılın başında Lenin'in yaptığı gibi bu sefer ama 100 yıl farkla şekillenmiş olan dünyamızda bir yeniden başlangıcın, bir yeniden kuruluşun yapılması gerektiği konusundaki mutabakatımız gerçekten çok güçlüydü. Ve bu konuda olan her girişimde Kahya'yla hep omuz omuza verdik. Nasıl diyeyim, ne bileyim işte sosyalist alternatifin oluşmasında, BSP'nin oluşmasında, ÖDP'nin oluşmasında, daha sonraki ortaklıkların işte bugün SYKP'ye kadar gelmiş olan buluşmaların oluşmasında Kahya'yla her adımda gerçek anlamda bir omuzdaş olarak birbirimize destek olduk diyebilirim. Zaten öldüğü zaman hani belki çok ölümler yaşadım. Çok yakın arkadaşlarımın ölümlerini genç yaşlarımdan beri yaşadım. Hepsinde hem büyük bir duygusallık hem bir işte o duygusallığın parçası olarak öfke içerisinde olduğum. Kahya'nın gidişinde başka türlü bir şey hissettim. Yani başka türlü bir şey, nasıl diyeyim, hani bir dalım koptu gitti gibi bir duyguydu ve beni çok yoğun duyguların içerisinde sürükledi. Onun üzerine yazmak istediğim birkaç satır kendiliğinden uzayarak benim kendi adlandırmamla Kahya'nın destanı diye ifade ettiğim bir uzunluğa ulaştı. Tabii o zamanımız yok. Okumak isterdim ben onu. O zaman hemen Kahya'nın ölümünün ardından yazdığım satırlardı duygularımı. Onun için çok iyi ifade eder. Ama onun yerine
toplantımızın da bizden beklemiş olduğu noktalara birazcık değinmek istiyorum. Kahya da esas olarak bu kısmını daha çok tercih ederdi. Daha politikadan oluşuyor olması dolayısıyla demin söylediğim 21. yüzyılda hangi görevlerle yüz yüze bulunduğumuz. 21. yüzyılda bir dünya tarihsel olarak gerçekten aynen Lenin'in emperyalizmle yüz yüze olup Marksizm'in ihtilalci özünlüğü yeniden sınıf hareketiyle buluşturma mücadelesi gibi bugünün dünyasında biz hani belki Bolşevizm 2.0 diyebileceğimiz bir yeni hareketin yaratılmasıyla yüz yüzeyiz. Tabii özgül olarak şunu belirtmek isterim. Bir yeni çağ kendi içinde eski olanla birlikte var olur. Hiçbir zaman için bir pür yeni ile pür eskiden bahsetmek mümkün değildir. Dolayısıyla da biz içinden geçmekte olduğumuz dönemde yeniden bahsederken eskinin de o yeni ile birlikte değişimlere uğrayarak var olmaya devam ettiğini biliyoruz. Bu açıdan bizim karşımızda lokal olarak özgül anlamı içerisinde faşizmin engellenmesi, demokrasinin gelişmesi gibi acil bir problem bulunmaktadır. Bugün işte iktidara egemen olmuş olan faşist blok bunu bir kurumsal toplum ve devlet yapısı haline getirmeye çalışmakta. Ama karşısındaki güçlerin direnişi de ona bu doğrultuda istediği gibi rahat adım atma imkanını vermemektedir. Bu henüz Türkiye'de bilinçli bir sağlam antifaşist cepheye, antifaşist cephenin demokrasiyle taşlandıracağı bir hareket hakkına ulaşmış değil. Ama en azından biz sosyalistler bunun sorumluluğu bilinci içerisinde davranmak durumundayız. Bu konuda başarılı olabileceğimizin ilk işaretini geçtiğimiz yerel seçimler içerisinde aldık. Faşizme seçimle olsa bile, sandıkta olsa bile, sokak faktöründe zayıf kalmış olmamıza rağmen, onların sokak tehditlerinin çok bize göre çok daha güçlü, yüksek olmasına rağmen, faşistleri demoralize edecek olan, onların ittifakının kendi içerisinde çatlamasına sebep olacak olan bir başarıyı yakalama şansına sahip olduk. İçinde eleştirilecek olan zaafları, çok şiddetli zaafları olan bir durum olmasına rağmen. Ama bu durum neyin içerisinde cereyan ediyor? Bu durum dünyanın değişime uğramakta olduğu, ama bu değişim, yani değişim her zaman vardır. Her 10 yılda bir 10 yıl öncesiyle mukayese edildiği zaman başka bir konjonktür içerisinde yaşadığımızı hemen görüveririz. Ama bu bahsettiğim öyle değil. Bu bahsettiğim artık insanlığın Marx'ın ifade etmiş olduğu tarih öncesinden insanlık tarihine geçişi için atılacak adımların çok daha kısalmış olduğu, gerçekten komünist topluma ulaşmanın imkanlarının çok büyük ölçüde karşımıza dikilmekte olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Katılırsınız, katılmazsınız bilmiyorum ama yani kapitalizm bir kez daha, emperyalizm bir kez daha bir kılık değiştirmekte. Nasıl işte manifaktür ve ticari kapitalizmle ilerleyen kapitalizm, daha sonra fabrika ve sanayi kapitalizmi, finans kapital aşamalarına ulaştıysa, bugün de kapitalizm fabrikanın yerine akıllı fabrika diye bir şeyi geçirerek, her şeyin akıllısını hayatımızın içerisine sokmaya başlayarak, yani akıllı şehir, akıllı metallar, işte eğer akıllı değer zincirlerinin üretilmesi ile kapitalizm yeni bir çerçeve kazanıyor. Sadece kapitalizm yeni bir çerçeve kazanmıyor. Bütün toplumda, yani bütün küresel toplumda yeni bir özellik kazanıyor. İşte
Şu şaka yapılmak da eskiden citizen'dı, şimdi netizen olduk diye bir şaka yapılıyor. Yani eskiden bir devletin vatandaşıydık, şimdi ağların mensubu haline geldik. Gerçekten de insanlığın şimdiye kadar tarih üzerinde küre üzerine ortak ayak basmanın ötesinde kendi arasındaki ilişkilere sahip olma açısından en geniş imkanlara kavuştuğu ve işte insanlığın geleceğidir diye biz sosyalistlerin savunmuş olduğu geleceğe de en çok yaklaştığımız bir noktaya geldik. Artık 50 milyonluk, 100 milyonluk, 10 milyonluk ulusların yerine 2,5 milyonluk, 1 milyon, 2,5 milyarlık, 1 milyarlık ağlar almaya başladı. Ve geçmişteki ağ kavramından çok farklı olarak hayatlarımız yatay olarak dikey hiyerarşilerle birleştiren ağların dışında hayatlarımız yatay olarak da dünya çapında birleşmeye başladı. İşte bu yeni durum dünyamızın iki kata yükselmesine sebep oldu. Yani bir tanesi reel dediğimiz bir dünya, yani bizim daha önce bütün 20. yüzyılda da mücadelemizi içinde sürdürdüğümüz bir dünya. Bir diğeri de şimdi sanal diye adlandırdığımız ama sanallığın sanmakla, yani öyleymiş gibi zannetmekle alakasının olmadığı, reel hayatın doğrudan doğruya aslında bir başka görünümü, yani bir paranın öbür tarafı gibi bir özellik kazandı. İkili bir dünyada yaşamaya başladı. Dolayısıyla da bu dünya üzerinde mücadele ederken, bu dünya üzerinde değişim peşinde koşarken o zaman biz de örgütlenmemizin mahiyetini, çerçevesini bu iki dünyanın varlığına göre düzenlememiz gerekir. Tabii bunların ne olduğuna falan girmeyeceğim. Zaten resimler geldi, benim de zaman bitiyor. Ama burada bir yandan böyle olumlu, çok iyi olan bir şeyden bahsederken bir de dünyanın yüzde bulunduğu çok büyük tehditle de yüzde olduğumuzu bilerek alarm içinde bulunmamız gerektiğini belirteyim. Kurgu bilim filmlerinde seyretmiş olduğumuz, bunların da en popülerlerinden Matrix'te seyretmiş olduğumuz hayatın karşımızda bir tehdit olarak, ya onun bir versiyonunun karşımızda bir tehdit olarak hızla yükselmekte olduğunu bize iyi analiz edersek, koronaya karşı mücadele ediyoruz devletlerin yaptıkları dikmiş bulunmaktadır. Yani biyopolitika denilen iktidar olma biçimi pandemiyle birlikte, daha öncesinden de gelişmekteydi, pandemiyle birlikte hayatımızın en derin hücrelerine nüfuz etmeye ve tüm bir toplumu sadece denetlemek değil, gözetleyip davranışlarına yön verecek bir doğrultuda gelişmeye devam ediyor. Dolayısıyla biz sosyalistler eğer buna karşı bir adım atmayı becerebilirsek, eğer ulusal ve küresel çapta ayrı ayrı bile dururken, yani tek bir örgüt içerisine gelmeden ayrı ayrı bile dururken bir ağ ilişkisi içerisinde bir araya gelip ortak eylem, ortak program üretebilme becerisini gösterebilirsek, 21. yüzyılda kapitalizmin bize karşı başlatmış olduğu saldırıya karşı aynı büyük güçlülükte karşı saldırıyı gerçekleştirmek ve Marx'ın söylediği insanlığın tarih öncesinden gerçek insanlık tarihine bir adım atabilmek için önemli bir girişimi gerçekleştirmiş oluruz diyorum ve Kahya ile böyle sohbetleri epeyce çok yapmıştık. Onu bir kere daha bütün hücrelerinde varlığını hissederek sevgiyle anıyorum. Ve onun çok çabalandığı sosyalistlerin kendi arasındaki hangi biçim içerisinde olursa olsun, yani ama bir ağ ilişkisi içerisine girebilecek, ortak eylem üretebilecek bir çerçeveyi yaratmalarını bekliyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyor ve iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz Mahir Yoldaş.
Herkese çok teşekkür ederiz. Bizi izleyen yoldaşlarımıza da teşekkür ederiz. Başlarken söylediğim gibi sorular gelebilirse, soru sormak isteyen yoldaşlarımız olursa diye bir miktar süre ayırmıştık. Fakat şu an görebildiğim kadarıyla iletilen bir soru yok. Dolayısıyla bu zamanı dilerseniz eklemek istediğiniz, altını çizmek istediğiniz şeyler varsa dilerseniz birkaç dakika sizlere vermek isterim. Ne dersiniz? Var mıdır böyle bir dilek? Benim bir talebim yok. O kadar hoş bir ortam yaratılmış oldu ki hani üstüne benim de şahsen bir sözcüğüm yok. İçtenlikle herkese çok sevgiler. Mustafa'ya başta olmak üzere. Benim de bir yeni söz talebim yok. İşte çağın bize getirmiş olduğu bu yeni imkanı daha çok değerlendirerek, daha çok diyalog yaratmak ve o diyalogların eseri olarak da ortak eylem üretebilmek için böyle mekanları daha çok kullanma temennisini tekrarlamak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Benim de söyleyecek bir şeyim yok. Tekrardan Mustafa Kahya'yı saygı ve sevgiyle anıyorum. Yoldaşı olmaktan onur duyduğumun bir kez daha altını çiziyorum. Hep birlikte onun mirasına ben buradaki konuşmalardan da yola çıkarak sahip çıkacağımızın sözünü verdiğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, benim açımdan da yeni bir söz yok. Sadece iki cümleyle şunu söyleyeyim. Bizi Mustafa Kahya burada buluşturmuş oldu. Ben de uzun yıllardan beri ÖTP'den sonra örneğin Metin Çulağoğlu'nu görmemiştim. Görmekten çok memnuniyet duydum. Metin Bakkalcı'yla da birkaç yıldan beri görüştük mü hatırlayamıyorum. Mahir abiyle de ilk kez bir online ortamda da olsa karşılıklı birbirimizi görmekten de mutluluk duydum. Bütün yol arkadaşlarımızı andığımız gibi Mustafa Kahya'yı da anmaya, yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Ben de bir kez daha burada olmaktan çok keyif aldım. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'ne de bizleri burada buluşturduğu için ayrıca teşekkür etmek isterim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum tekrar. Bütün konuşmacıların da aslında vurguladığı gibi, özellikle altını çizdiği gibi, insanlık için, hatta sadece insanlık için değil, aslında bütün bir gezegen için varoluş ya da yok oluş eşiğinde olduğumuz bir tarihsel dönemde elbette ki böylesi çatallanmaların hep sahip olduğu potansiyellere ve paradokslara, paradokslarla karşı karşıya bulunduğumuz bir dönemde konuştuk tüm bunları. Bir taraftan taşıdığımız tarihsel miras, bu mirasın bize öğrettikleri ve bu mirasla geleceğe bakma biçimi bize çok şey öğretiyor. Öğrettiği en önemli şeylerden bir tanesi de bugün hepimizi yan yana getiren şey aslında bu. Bütün bu tablo karşısında aslında Mustafa Kahya'dan öğrendiğimiz kararlılıkla, mücadele azmiyle, inançla ve sebatkarlıkla mücadeleyi sürdürmek. Dolayısıyla ben de Mahir Sayın'ın son temennisini tekrar ederek bu en geniş ağlarda yeniden bambaşka biçimlerde, formlarda ama birlikte bütün bu çizdiğimiz tabloya karşı mücadelede yan yana düştüğümüz zamanları temennisini tekrar ederek bitirmek istiyorum. Ben herkese çok teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.